Merhabalar, iyi pazarlar. Levent Üzümcü ile Art Sanat'a hepiniz hoş geldiniz. Programlarımızda bazen sanat bölümlerinde okuyan öğrencileri de çıkaracağız. İşte onlardan ilki Şeyma Aslan, bugün konuğum. Hoş geldin Şeyma, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Şeyma Ankara'dan geliyor programımıza, Ankara'dan katılıyor. Ankara, Cumhuriyet'in ilk model şehri diyebiliriz, değil mi? Evet. Bütün kültürde, sanatta, devlet yönetiminde, hatta mimaride pek çok kendine özgü eserin verildiği bir yer Ankara. Evet. Sen de Ankara'da doğdun. Evet. Nasıl Ankara'yla oran? Ankara'yı ben çok seviyorum. Bütün Ankaralılar Ankara'yı seviyor, evet. Ama değil mi Şeyma? Kesinlikle. Bu güzel bir şey. Zaten sadece biz seviyormuşuz gibi geliyor bazen. Bence öyle bir şey yok ya. Yani bu bir takım İstanbulluların, evet, işte geliştirmiş olduğu, orada deniz yok, orada şu yok, orada bu, aynen, yoklarla bezirdikleri bir mantık. Evet. Fakat ben Ankara'yı bir İzmirli olarak çok severim. Ne zaman gitsem özellikle Ankara'nın insanı, o üniversite camiası, onların dinlediği müzikler, rock barları ya da barları, her zaman gittiğinde konuşabileceğin ilginç bir entelektüel kesim vardır. Biraz daha memur tarzı bir, evet, entelektüel kesim. İstanbul'daki gibi değildir. Evet, ama çok güzeldir. İnsanı kıymetli yapıyor kesinlikle Ankara'yı. Yani yapılardan ziyade insanı, işte dediğiniz gibi samimi. Öyle değil midir ama? Evet. Bir şehri bir şehir yapan, evet, o şehri sevilir kılan ya da sevilmez kılan şey, oradaki insanların çoğunluğunun diğer gelen insanlara tavrı değil midir yani? Evet, kesinlikle. İyi, çok sevindim. Peki Şeyma, sana bir şey soracağım. Sen şimdi 1998 doğumlu, gencecik bir üniversite öğrencisisin. Ankara'da, Hacettepe'de. Evet, heykel bölümü. Heykel bölümünde okuyorsun. Bir şey soracağım. Genellikle sanat bölümlerine olan ilgi küçük yaşlarda başlar. Sende nasıl başladı bu? Şöyle, ben doğduğum andan itibaren hep içerisinde olduğum bir şeydi sanat. Hı hı. Çünkü babam ilgiliydi. Baba mesleği değil ama babam ilgiliydi. Ben 3-4 yaşlarındayken babam dökümler yapardı. İşte pastanelerin vitrinlerine heykeller yapardı. Ben o heykellerin altında böyle gezerdim. Strafor kullanırdı. Yani babam gençken bir hocası yeteneğini keşfediyor, hı hı, ve bu alana yönelmesini istiyor. Ancak çalışması gerektiği için ilerleyemiyor. Hayat şartları. Aynen, çalışmak zorunda kalıyor maalesef. Ve hep bir hayali vardı ama. Yani sanırım bunu da bana geçirdi. Hı hı. Sanırım bir yandan da onun hayalini gerçekleştiriyorum. Hep arkamda, hep destek. Sağ olsun. Canım benim. Bence zaten güzel sanatlar öğrencilerinin en çok korkusu bu yönde. Yani bir aile desteği olmadığı için, yani desteklemedikleri için, genellikle söylüyorum, herkes için söylemiyorum. Ben bu açıdan şanslı kişilerdenim. Ailenin de bir desteği, aynen, olması nedeniyle değil kesinlikle mi? Kesinlikle çok önemli. Olmaz mı? Ben oyunculuk, evet, bitirdim. Konservatuvar oyunculuk bölümünü bitirdim. Pek çok aile çocuğun hangi bölümde okuduğunu bilmezdi bizde. Hı hı. Ama benim annemin babamın bana ne kadar destek olduklarını ben hatırlıyorum. Çok da mesela ben konservatuvar oyunculuk sınavını kazandım. Kazandıktan sonra da kendime tatil verdim. Ayvalık'a gittim. Biz Ayvalıklıyız baba tarafından. Babaannem oturmuş o zamanlar hayatta, işte 1990'ların başı. İşte babaannem 1924 mübadelesiyle Girit'ten Ayvalık'a gelmiş. Orada eşiyle dostuyla aynı mahallenin içinde yaşayan, işte ana dilleri olan Giritçeyi konuşan, sürekli devam ettiren, artık o tarihlerde 70'lerine 80'lerine dayanmış insanlardı. Ve o zamanın kadınları daha yaşlı görünüyorlardı. O kadar da hani işte bir kasabada yetişmenin, hayatı boyunca hep o evlerde, kendi evlerinde yemek yapmanın, evi silinmenin, en ağır işlerden bir tanesi, evet, çocuk doğurmanın getirdiği ağırlıkla vücutları yaşlı görünüyordu olduğundan. Şimdiki 70'ler gibi değildi. Yani 70 yaşındaki kadınların şimdiki hali gibi değildi. Babaannemi hiç unutmuyorum. Bir grup Giritli kadın toplanıp evin önünde oturmuşlardı. Babaannem o kırık Türkçesiyle bana dedi ki, şimdi sen nereyi kazandın dedi bölüm olarak. Ben dedim ki oyunculuk kazandım babaanne. Ne demek dedi oyunculuk? Ben şimdi ne oldu diyeyim dedi komşularıma, torunum. Babaanne dedim, vallahi doktor oldu de, hırsız oldu de, katil oldu de, kral oldu de, çocuk oldu de, ne dersen de, çünkü hepsini oynayacağım demiştim. Hiç unutmuyorum. Bir grup Giritli kadın 70'lerin üzerinde bizim evimizin önündeki basamakları sandalyelerini koyup ya da minderlerini atıp benim onlara yapacağım performansı izlemişlerdi. Ben de onlara
dün gibi hatırlıyorum Tennessee Williams'ın sırça kümes oyunundan Tom'un final tiradını, okula giriş tiradını onu oynamıştım. Nereden nereye Tennessee Williams'la bir grup Giritli kadın Ayvalık'ta buluşuvermişti benim tiradımda. Sanat bölümünde okumanın genellikle aileden gelen destekle de çok büyük kesinlikle, ilgisi var. Kesinlikle. Yani ya aileler aslında karşı mı, karşı değiller mi farkında değiller bence bazen. Çünkü bölüme dair yani genel olarak toplumumuzun sanata dair bazılarının, bazı kesimin fikri var, bazı kesimin fikri yok ya da ilgilenmek istemiyorlar. Bu nedenle çok bilinmediği için belki karşılar. Aslında bilseler belki destek olabilirler. Ya sanatın hayatla bu kadar iç içe olması durumuna rağmen evet, evet. Sanki hayattan çok kopuk bir şeymiş gibi evet. Algılanıyor. Ya, özellikle bizim toplumumuzda. Aslında, ne dersin? Aslında yani sokağa çıkıyoruz ve bir kentin görünüşünün tamamıyla sanata ait bir şey. Yani bir tasarıma ait olduğunun farkında değil kimse. Reklam panoları görüyoruz mesela. Ya da kıyafetler görüyoruz. Bu kıyafetleri kim tasarlıyor? Ya da bu moda nasıl değişiyor? Bu panolar nasıl değişiyor? Kimler tasarlıyor bunları? Bizim alana sahip insanlar tasarlıyor. Ama sanatın bu kadar günlük yaşamın içinde olduğunun farkında değiller dediğiniz gibi. Ya da şehrin eski bir mahallesine gittiğinde görmüş olduğun o eski bina da sanatın bir parçası değil mi evet. Mimarinin? Evet. Genellikle sen bilir misin bilmiyorum. Mimarlık bölümleri hep sanat bölümlerinin alt katında ya da üst katında olurdu. Evet. Hayır ben tabii ki bilmiyorum. Eskiden öyleydi yani işte alt katta oyunculuk bölümü, üst katta mimarlık vardı. İzmir'de öyleydi, Eskişehir'de öyleydi. Konservatuvar binalarının ya da Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk binalarının çok yakınında bulunurdu mimarlık. Hala iç mimarlık şu an. Sadece iç mimarlık güzel sanatlarla aynı. Binada. Yani binada. Ama çok mantıklı değil mi? Yani orada da teknik ki, çizim yapıyorsun bir, ama bir yaratı var işin içinde. Tabii ki tasarım var işin içinde. O yüzden. Peki heykelde kullanılan malzemenin inanılmaz büyük bir çeşitliliği var. Tabii. Yani düşünsene bak şimdi bir mermerden küpün içindeki heykeli çıkartmak da bir sanat. Onun içindeki o heykeli çıkartmak da bir sanat. Tıpkı bir ağaç kütüğünün içindeki heykeli çıkartmak da bir sanat. Ya da dökümden yaptığın işte babanın yaptığı gibi evet. Dökümden ya da strafordan dünyada var olan bütün materyallerle heykel yapılabiliyor bildiğim kadarıyla. Evet artık evet. Ne kadar acayip, ne kadar evet. Sonsuz bir şey değil evet. Mi bir yandan da? Evet. Suyla yapılan heykeller var mesela o an için. Hani evet. Bu Las Vegas'ta işte suyu fışkırtıyor ve o an bir şey görüyorsun. Onun matematik, mühendis işte suyun o akışıyla ilgili bir takım değerlendirmeleri var, ölçümleri var öyle yapıyorlar. Peki sen hangi malzemeye daha çok yakın hissediyorsun kendini? Yani açıkçası belirli bir malzeme söz konusu değil benim için. Ben saplanıp kalmıyorsun yani. Kesinlikle. Malzeme senin hapishanen olmuyor. Evet yani benim aslında konum belli ve konuma göre malzeme seçimlerim sürekli değişiyor. Yani ben genellikle doğa eylemleri ve günlük yaşamın ruhsal izleri üzerinden ilerliyorum. Yani psikolojik bazı şeyleri beden üzerinden ele almaya çalışıyorum. Bunu da anlatmak istediğim yani derdimi malzemeyle destekleyerek karşıdaki seyirciye sunmaya çalışıyorum. Burada yani, senin yaptığın bak şu an ekranda izliyoruz. Senin yaptığın eserlerden bazılarını izliyoruz şu an bize gönderdiklerinden. Bunlar aynı zamanda senin sosyal medya hesabında da var. Evet. Ve farklı malzemeler kullanıyorsun. Mesela saç, insan saçı kullanıyorsun. Evet. Biraz anlatır mısın bize onunla çalışmanın kolaylığını, zorluğunu? Şöyle, benim bir günüm aldı o iş. Ne diyorsun? Bir gece yapmıştım, aynen. Atık malzemeler üzerine bir proje geliştirmek istemiştim. İşte saçlar aldım iki kişiden. Sonra biriktirdiğim camlarım vardı. Dediğim gibi sürekli farklı malzemeleri kullandığım için biriktirdiğim camları da kullanmak istedim. Bu aslında iki çift camın arasına sıkıştırılmış büyük bir etrafında dönülebilir bir resim gibi de diyebiliriz. Resim heykel gibi bir şey diyebiliriz. Üç boyutlu değil anladığım kadarıyla. Hayır, üç İki boyutlu, boyutlu değil. Aynen. Ha. Etrafında dönülebilir bir resim diyebiliriz. Bu işi yaparken okuduğum bir yazıdan etkilenmiştim. Kızılderililerin saçları kesildiğinde sezgilerinin azaldığına dair bir deney... İnanış. Ya da inanış gibi bir şey okumuştum. Sonrasında
insan bedenindeki saçların sanki bir hayvanın antenleriymiş. Yani duyuları kavramamızı sağlayan en önemli etkenlerden biriymiş gibi düşündüm. Ama açıkçası öyle derler. Ama tam tersi derler mesela Batı medeniyetinde. Saçlarının uzun olması senin enerjini çeken bir şey olarak adlandırılır ama bazı kültürlerde. Ama mesela şöyledir. Filmlerde de hani büyücüler hep uzun saçlıdır, uzun sakallıdır. Sanki böyle sezgileri daha kuvvetli insanlarmış gibi. Anten gibi senin dediğin gibi aynen. Yani. İşimin adı duyarlı sindirimi. Yani kesilmiş saçlar artık işlevsiz antenler. Nasıl cam bulabilir? Evet. Bir iki camın arasına onları bir resim gibi koyduğunda nasıl cam bulabilir ve hala acaba bize bir şey söyleyebilir mi? Ama yani çünkü sen bize bir şey söylüyorsun, evet, onlarla birlikte. Evet. Zaten oluşturduğum bir portre vardı. Ağzı olmayan bir portre yapmıştım. İfadesiz, yani duygularını kaybetmiş bir portre çizmek istemiştim, çalışmıştım. Sanıyorum doğa ve insanın birleşimiyle ilgili, insandaki doğa ve doğadaki insanla ilgili de çalışmaların oluyor. Evet. Yani bir ağacın insana ne kadar benzediği ya da bir insanın oradaki akarsuya ne kadar benzediği ile ilgili çalışmalar da yapıyorsun. Bu paralellikte yürütüyorsun işlerini. Evet. Peki doğaya o gözle bakıyor musun ya da insana? Yani sürekli. Sürekli. Evet. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Yani zaten biz de doğanın bir parçasıyız. Sürekli bir ilişki içerisindeyiz. Ve ben bu pandemi sürecinde çok uzak kaldığım için, ben bu arada gerçekten neredeyse hiç dışarı çıkmadım bir 2-3 ay boyunca. Ne diyorsun? Burada olman bunu, bizim için Ankara'dan buraya gelmen. Gururla söylüyorum bunu. Kesinlikle hiç dışarı çıkmadığım zaman doğaya olan özlemim iyice arttı. Çünkü genellikle ben böyle yeşillik alanlarda dolaşıp kemik toplarım. Kemikleri bu arada çok kıymetli ve değerli buluyorum. Bana çok ilham veriyorlar. Sen de böyle hafif öyle bir şey, bir şaman tavrı da var anladığım kadarıyla, değil mi? Onların çok kullandığı bir şey o. Ben şöyle düşünüyorum kemikler hakkında. Bir canlının varlığının tek izi, yani yok olup gittikten sonra kalan tek izi ve bu çok kıymetli, çok değerli geliyor bana. Konuma dönecek olursam da doğa üzerine daha çok düşünmeye başladım pandemi sürecinde ve bir insan öldükten sonra doğada nasıl tekrar var olabilir diye düşünmeye başladım. Çünkü toprağa karışıyoruz, topraktan birçok şey besleniyor ve bunları araştırırken birkaç projeye ulaştım. Şöyle, İtalyan bir çiftin bir projesiydi bu, ilk etkilendiğim proje. Mimar bir çift, yani ne bunlar, heykeltıraşlar mı, ressamlar mı? Yok, hayır, bu mezarlıkların nasıl desem, ağaçlandırma üzerine bir proje geliştirmeye çalışan iki bilim insanı. Peyzajcı da değiller ama, bilim insanı onlar. Yani insan bedeninin bir besleyici madde olarak ağaca nüfuz etmesi ve o ağacı besleyerek daha büyük olması mı? Şöyle bir proje geliştiriyorlar. Bir yumurta şeklinde konteynerlara ölü bedenleri koyuyorlar ve o ölü bedenden beslenen bir ağaç ağaç dikiyorlar üstüne ve bedenden besleniyor bu ağaç. Çok ilginç. Evet, ve başka projeler de var böyle. İnsanların küllerini bir vazo gibi, vazoya koyar gibi doğada çabuk çözünebilen bir materyale, daha doğrusu vazo demeyeyim. Bunu satıyorlar mesela. Siz bir yakınınız ölüyor ve siz bu yakınınızın küllerini bu dediğim projeye bağışlıyorsunuz. Onlar da bir kapsül oluşturuyorlar ve siz bunu dikiyorsunuz. Ve bu bir ağaç oluyor. O küle dikiliyor. Evet. O külün besleyiciliği. Evet. O külle bazı organik maddeleri karıştırarak bir kapsül gibi bir şey hazırlıyorlar. Her neyse, ben bu projelerden gayet etkilendim ve bir insan bedeninden beslenmiş bir ağacı hayal etmeye başladım. İnsanın tekrar doğada var olması üzerine düşünmeye başladım ve sonrasında bir insan derisine sahip bir ağaç yapmaya karar verdim. Aslında burada
Bir yandan da malzeme denemeye çalışıyorum. Dediğim gibi birçok malzemeyi kullanıyorum. İşte burada da bir insan derisi deneyimlemek istedim. Çünkü ya öğrenci olduğum için bu süreçte sürekli malzemeleri denemeye, işte hangisi bana ait diye seçmeye, hangisinden ilerleyebilirim gibisine böyle deneme sürecimde yarattığım bir işti. Ama herhalde öğrenci olmasan da insan derisi bulmak pek kolay olması gerek. Tabii ki. Peki nasıl bulabilirsin mesela insan derisi? Çünkü bedenler öldükten sonra kişi kendi isteğiyle bedenini tıbba kadavra olarak bağışlayabiliyor. Hı. Mesela benim vücudumdan bir sanat eseri yapmak istiyorsanız buyurun yapın diyen insanlar da mutlaka çıkacaktır dünya üzerinde. Umarım. Çünkü farklı farklı akıllar var. Hı. Benim derimi, yani örneğin sen desen ki ben öldükten sonra bedenini ya da derisini bana bağışlayan bir insan arıyorum desem mutlaka birisini bulursun dünya üzerinde gibi geliyor bana. Evet ben öldükten sonra derimi kullanabilirsin diyebilir mesela sana bir insan. Yani ben kesinlikle bu arada bunu çok canice algılayanlar olabilir böyle şeyleri. Ama ben kesinlikle kullanırdım böyle bir teklif alsam mesela. Yok o teklifi senin yapman gerekiyor bence. İlanı vermen gerekiyor yani o bir ilana bakar. Yani öldükten sonra bedenindeki deriyi kullanmak istiyorum. Hı hı. Bedeninizdeki deriyi. Acaba bedeninizdeki deriyi bana bağışlar mısınız? Tabii burada aynı zamanda bu bağışın elde edilmesini sağlamak üzere bir hekim heyetiyle de çalışman gerekecek değil mi? Tabii. Zor bir şey çünkü bir insanın derisini çıkartmak, bağışlanmış bir deriden bahsediyoruz. Bunlar sanattaki çok uç noktalar. Yani bunları kullananlar var, böyle sanatçılar var tamamıyla. Mesela ben bir çürümeyi anlatıyorum. Çürümeyi birçok şekilde anlatabilirim. Ama gerçekten çürüyen bir canlıyı kullananlar da var. Ben sanat eseri olarak mı? Evet. Materyal olarak evet. mı? Evet. Damien Hirst's 1000 Years diye bir işi var. Kafası kesilmiş bir oğlağı bir cam kutuya koyuyorlar ve seyirci onu izliyor. Zamanla çürümesini izliyor. Süreci olan bir heykel. Hı. Ben bunları çok kıymetli buluyorum. Açıkçası nasıl desem? Ne kadar sanat bu? Ne kadar sanat? Yani bu vermek istediği mesaja göre değişir. Ne değerlendirmeli acaba? Evet yani mesela bazı mesajlar gerçekten hani diyorum ya ben bir insan derisi yaptım. Ama gerçek kullanma şansım varken neden yapayını tercih edeyim ki? Yani vermek istediğim mesaj canlı bir varlıkla daha iyi iletilecekse onu tercih ederim. Ben. Ama tıp da çok ilerliyor biliyorsun. İşte özellikle yanık merkezlerinde insanlar bu tarz şeyleri üretebilmenin hatta bayağı da bir yol kat ettiler. Yapay deri üretmeye başladılar. Mesela böyle bir şeyi de kullanabilirsin. Bunlarla da yani materyal konusunda bu tarz bir ilgin de olabilir. Ama işin ruhsal bağlantısında gerçek bir insanın derisini kullanmayı istemek de bayağı iddialı bir şey bir yandan da yani sanatçı için. Evet. Çok acayipmiş ya. Bu anlattığın konular içerisinde insan bedeninin doğayla buluşması konusu beni çok etkiledi biraz önce konuşurken. Hı. Benim de yazdığım son kitapta böyle bir şeye değiniyorum ben de. İnsan bedeninin içinde kalan ve öldükten sonra ondan büyüyen bir ağaç konusunda kitabın ana temasını oluşturan bir yer var. Çok ilgimi çekti şu an şimdi sen böyle deyince insan bedeninin bir besin olarak değerlendirilmesi. İşte mezarlıklardaki ağaçların daha büyük, daha gür mezarlık servisi dediğimiz ağaçların daha uzun, hiç ellenmediği için bir yandan da yaşamın döngüsünün de şahidi oldukları ve bir parçası oldukları için orada öyleler. Evet. Yani ben bu işi yapıp sunduğumda sosyal medyada yani kötü, yani şu yandan kötü, iğrenç gözüktüğünü söyleyenler de oldu. Aslında benim çok hoşuma gidiyor bu tarz tepkiler. Biraz sansasyon yaratmalı sanatçı değil mi? Yani tabii ki yani o da var ama ben şiddetli bir tepki almayı seviyorum. Yani şiddetli bir tepki... Provokatif sanat eseri yaratmayı seviyorsun. Yani... Neden? Ya çünkü... Kamçılıyor mu mesela seni? Kesinlikle çünkü insanların olumsuz da olsa bu işe yükselmeleri benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yani o işi ciddiye alıp gerçekten onları etkilemiş ki kötü tepki veriyorlar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı içindesin. Yani. Kötü bir şey değil canım. Yani. Ya
Olumlu dönüşler de çok aldım. Şöyle, mesela mezarlıklara gittiğimizde bazı mezarların başında ağaçlar oluyor. Hı-hı. Gerçekten böyle düşünen insanların olduğunu da öğrendim. Mesela o ağacı, ağacın artık o ölen kişiyle bir bağı olduğunu ve o ağaçla konuşurken aslında ölen akrabasıyla konuştuğunu düşünenler olduğunu da öğrendim. Yani kesinlikle bir ölüm ve ağaç arasında, ya yani insan bedeni ve ağaç arasında hep bir ilişki olduğunu düşünüyorum ben. Ama aslına bakarsan özellikle bizim kültürümüzde, işte şaman kültüründen gelen bir kültürüz biz de, biliyorsun. Kültürel temellerimiz bunun üzerine kurulu. Ve doğanın döngüsünü, bir Kızılderili gibi, çok benzer biliyorsun Türk kültürüyle Kızılderili kültürü birbirine. Doğanın döngüsünü farkında bir ırk bu ırk. Yani ırkçı bir söylem demeyelim de, bu kültür farkında olan bir kültür. O devinime, işte ölen bir bedenin doğanın bir parçası olduğu ve doğada yürüyen, örneğin Moğollarda vardır o. Balık tutmazlar akarsulardan, balık yemezler. Tatlı suda yüzen balığı yemezler. Tatlı suya pek girmek istemezler. Onu doğanın bir mucizesi olarak görürler ve bozmak istemezler. O yüzden de daha işte karada yaşayan hayvanlarla, işte kuzu ağırlıkla, küçük baş hayvanlarla, kuzu, keçi etli yerler Moğollarda ve tatlı su onlar için kutsaldır. Yaşamın kaynağıdır onlar için. Kültürel temelleri de var bu tarz şeylerin. Ben de bunu böyle gördüğümde, sanatla olan bağlantısını fark ettiğimde, ya da sanat acaba hayattan ne kadar kopuk olabilir ki? Değil mi? Onların yaşantı alışkanlıklarıyla sanatı birbirinden koparabilir miyiz? Onların o şaman alışkanlığıyla. Yaşamın bir döngü olarak görmeleri onların sanatlarına da yansımaz mı? Tabii ki. Yani biz, peki şeyi nasıl görüyorsun? Mesela doğadan topladığımız şeyden, deniz kabuklarından bir şey yapmayı sanat olarak görüyor musun mesela? Yani şöyle. Ya da deniz kabuğunun kalıbını dökmek mi sanattır, yoksa toplayıp bir şey yapmak mı? Yani ben şöyle düşünüyorum. Her malzemeyi birleştirdiğimizde, bir şey oluşturduğumuzda, inşa ettiğimizde buna sanat der miyiz? Bence demeyiz. Çünkü şöyle ki, ben metal heykeller yapıyorum diyelim ve usta var diyelim sanayide. O benden daha iyi metalde, metalleri birleştirme konusunda. O benden daha iyi at yapabilir belki. Ama bu onun sanat yaptığı anlamına geliyor mu? Bence gelmiyor. Bu zanaat bence. Çünkü evet. Sanat anlam, nasıl desem, bir mesaj içermeli. Bir nedenden dolayı ortaya çıkmalı. Yani aslında başlanmadan önce onun bir fikri, planı olmalı ki o sanat eseri olsun. Peki sen onun sürecini mi seviyorsun, sanatın? Yoksa o sürece seni vardıran tasarıyı mı seviyorsun? Ya kafanda bir şeyi Mozart için derler ya, en çok zorlandığın şey ne diye müzikle ilgili, notaları kağıda dökmek der. Çünkü beste kafasındadır, o da işin hamallığıdır artık notayı kağıda dökmek. Düşün yani, nasıl notalar yazıyor, hangi müzik aletleri için o anda. Düşünsene yani, bir senfoni orkestrasının bütün enstrümanları nerede gireceğini aslında her şeyi kafada yapmış. Sende de böyle bir şey oluyor mu? Yani ben açıkçası süreci çok kıymetli buluyorum. Hı hı. Ya benim süreçlerim hep başladığımla bitirdiğim şey hiçbir zaman aynı olmuyor açıkçası. Ya bir şey tasarlıyorsun kafada. Evet, tasarlıyorum. Başlıyorsun ama biten evet, şey öyle olmuyor. Yani konu sabit oluyor aslında. Mesela bu insan derisine sahip ağaç işimde de bir bitkiden yola çıkmıştım. Aslında aynı yol sayılır ama birçok şeye evrildi, birçok yola saptı. Genelde süreçlerde değişiyor. Süreç kıymetli bence. Süreçte değişiyor. Yani başladığım gibi bitirmediğim birçok iş oluyor. Fikirle, aynı fikirle. Bir fikirle başlıyorsun. Evet. Ama o oraya gitmiyor. Evet, evet. Süreçte değişiyor. Peki ne belirliyor bunu? Malzeme mi belirliyor? Yoksa senin örneğin belki de hatalı bir hareketin mi belirliyor o gidişte? Aa bak, burası daha güzel oldu deyip mi oluyor? Nasıl, çok merak ediyorum ben bunu. Şöyle okumalar yaptığım süreçte mesela ben bir cümleden etkilenip o yolu sapabiliyorum. Sürekli böyle böyle değişiyor. Tabii ki malzemenin de etkisi oluyor. Ben elimdeki malzemeye göre de bir şeyler üretmek zorundayım. Birazcık gerçekçi olmak gerekirse. Elimizde insan derisi yok maalesef. Bununla idare edeceğiz gibisinden. Yani...
Peki bir şey soracağım sana. Onu çok merak ediyorum ben. Evet. Sen çiziyorsun da aynı zamanda. Ve çok gerçekçi göz çizimlerin var, yüz çizimlerin var, kesitlerin var. Çok gerçekçi çizimlerin var. Mesela çizimle heykel arasında ya şunun heykelini yapayım dediğin çizim ya da keşke bunu çizseydim dediğin heykel oluyor mu? Yani tam tersini yapmayı düşündüm. Yoksa aldım yok bu heykel olarak çok güzel, bu da çizim olarak harika oldu deyip orada bırakıyor musun? Heykeli bir heykeli çizime dönüştürmeyi istemem açıkçası. Ama bir resmi heykele dönüştürmek çok güzel olabilirdi. Ama bir düşünmedim açıkçası. Bir resim üzerinden bunu düşünmedim. Çünkü o kadar gerçekçi bazı şeylerin var ki, çizimlerin var ki acaba bunu herhangi bir materyalle nasıl yapardı diye düşünmeden edemiyorum kendimi. Sanırım bu saç deseni gibi olurdu bu tarz. Yine bir başka bir malzemeyle birebir olmazdı diyorsun. Peki saçla devam edecek misin çalışmaya? Kesinlikle bir seri yapmak istiyorum. O gerçek saç mı? Evet. Ne diyorsun ya? Evet. Nereden buluyorsun mesela bu malzemeyi? Bir arkadaşımın kardeşi ve kuzenin saçlarını. Saçlarını verdiler sana. Peki nasıl tutturdun iki saçın özelliğini? İkisi de siyah saçlara sahip kişilerdi zaten. Aslında ve ben... dalgalı mı? Hayır ya, zaten dalgalı veya düz olmasının bir önemi yoktu. Çünkü yaparken şöyle ıslatıp şekillendirmeye başladım. Çok kolay şekil alıyor o zaman. Aynen. İşte üst üste bindirerek istediğim görünümü yakaladım. Aslında kendi saçlarımı kullanacaktım ama bir siyah saçın etkisini yakalayamadığım için kendi saç rengimde. Kızıl canlı da daha güzel duruyor. Evet. Siyah o camların içerisinde müthiş bir kontrast yaratıyor. Kaybolabilirdi kızıl saç. Evet. Bu gerçek rengi mi saçların? Hayır. Sen boyuyorsun saçlarını. Evet, peki gerçek rengi ne? Açık kumral. Kaldı mı acaba o? Yani aklında kaldı mı gerçek rengi? Kaç yıldır böylesin? Sanırım 6 yıldır. Bir tür ifade şekli mi? Ya açıkçası şöyle, ifade şekli dersek 5 sene öncesi öyleydi. Hı-hı. Siyah saç rengine boyamıştım. Daha gotik biraz bir tarz daha, böyle. Aynen öyle. Biraz daha tarzımı, ilgi alanlarımı daha çok insanları böyle geçirebileceğime inandığım bir saç rengiydi stil olarak. Şu an bak ekranda görüyoruz zaten. Evet. Onun üzerine konuşuyoruz şu an. Sen bu eserini sattın sanıyorum, doğru mu? Evet. Peki hemen mi alıcı buldu yoksa sana nasıl ulaştılar? Bilen tanıdık insanlar mıydı? Ben bu işi yaptıktan sonra Twitter'da paylaşmıştım ve çok retweet aldı. Ben de onlardan bir tanesiyim. Çok etkilenmiştim bu eseri. Teşekkür ederim. Bu ülkede benimle birlikte aynı dili konuşan bir sanatçının, hele bu kadar genç bir sanatçının böylesine etkili bir eser yapması beni çok etkilemişti. Bakmalara doyamadım çok yani. Çok teşekkür ederim. Umarım bir gün gerçeğini de görürüm. Umarım. Yani sergim olursa eğer... Evet. Neden olmasın? Tabii ki. Yani bu kadar başarılısın, niçin sergin olmasın? Bu işi de sergilemeyi, tabii ki sattığım kişinin izniyle bu işi de sergilemeyi çok istiyorum. Kesinlikle bir sergim olmalı. Bu senin mesela en sevdiğin iş mi? Mesela devam ettirmeyi düşündüğün bir tarz bu. Açıkçası bu en sevdiğim iş mi? Ya benim için çok özel bir iş şu yüzden. Mesela ben bu saç tellerini dizerken bunun tekrar bir aynısını yapmaya kalkışsam eğer, o saç telleri aynı yerlere hiçbir zaman gelmeyecek. Elbette gelmeyecek. Tabii ki benzetebilirim. Yani aynısını bir şekilde elde edebilirim. Ama aynısı değil bizim derdimiz. Ama yani bu tarzda yapılmış başka eserler. Yani bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. Bir seri olarak. Evet. Ama bu işi benim için özel yapan şey, dediğim gibi, o aynı saç telleri hiçbir zaman aynı yerlere denk gelmeyecek. Hiçbir zaman aynısı olmayacak yani. Biricik olarak gördüğüm için. Bütün sanat eserleri öyle değil mi? Hani taklitleri yapılabiliyor ya bazı eser. Bunun zor. Bunun çok zor taklitini yapılabilmesi. Tabii ki. O nedenle bunu bir resimden çok çok daha zor yani. Çok özel buluyorum kendi adıma. Ben de aynen öyle görüyorum. Genellikle sanatçılar, özellikle plastik sanatlarla ilgilenenler, işte mesela bir resme baktığında onun hangi ressamın olduğunu anlıyorsun. Ya da bir heykele baktığında 3 aşağı 5 yukarı, eğer bir parça bilgin varsa onun kimin tarafından ya da hangi dönemde yapıldığını anlayabiliyorsun. Acaba sen de bunu bir tarz olarak geliştirip devam edebilir misin yoluna? Var mı dünyada bunun başka örnekleri, saçta böyle çalışanlar? Açıkçası araştırdığımda bir iki tane sanatçı buldum ama
süreklilik halinde değil. Yani mesela bir banyoda, bir saç lavaboda saçları bir forma sokmuşlar. Böyle bir iki koleksiyon vardı sanırım. Hı-hı. Ama hatırlamıyorum sanatçıları. Ama çok fazla yaygın bir şey değil. Yani camın üstüne değil en azından. Camın üstüne yapılmış bir saç deseni görmedim. Şeyma, tarz bir tür hapishanedir diyebilir miyiz? Yani sanatçının bir tarzda evet. ürünler üretmesi, evet. aynı malzemeyle üretmesi, aynı şeyleri yapması bir tür hapishanedir diyebilir miyiz? Evet, ben öyle düşünüyorum. Çünkü aynı malzemeleri kullanmaya başladıkça, dediğiniz gibi bir hapishane gibi hep aynı şekilde ilerliyoruz. Aslında bizim bir şekilde imzamız ama her konuyu da aynı malzemelerle ifade etmek benim çok yakın olduğum bir durum değil açıkçası. Şu anda da mesela okul sürecimizde de bu tarz eğilim gösteren insanlar da oluyor. Mesela bazı malzemeleri sabit diyorlar. Onları çok iyi kullanıyorlar çünkü. Ama ben genellikle birçok malzemenin elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Malzeme bilgisi kadar, çünkü hayal ettiklerimizi malzeme bilgilerimiz kadar ayağa kaldırabiliyoruz. Türkiye'de malzeme mühendisliği diye bir bölüm var. Bilmiyorum. Ben biliyorum, senin de bilmen lazım. Evet. Çünkü birçok malzemeyi tanıyorlar. Hı hı. Ve o malzemelerin hangi ortamlarda nasıl şekillendiğini hı. biliyorlar. Bence bu bölümlerle bağlantıya geçmelisin. Çünkü sen gördüğüm kadarıyla farklı malzemelere de ilgisi evet. olan, farklı şeyler yapmak isteyen, hı hı. resim yapan, yani şurada bir göz, kelebeğin üzerinde bir evet. göz var. İnanılır gibi değil. Onu görmek de büyük bir başarı. Bunu da yapıyorsun. Ve belki de sen şu an kendi tarzını arıyorsun. Evet. O tarzı ararken o yolda inanılmaz yerlerden geçiyorsun. Bunu anlatır mısın biraz bize? Ben birçok malzemenin üstüne göz çizmeye başlamıştım. Bu aslında atık malzemelerden başlamıştı daha öncesinde. Hem de bu klozetlerin içinden çıkan bazı şeylere bile yaptım yani. Birçok şeyi, materyali kullandım. Klozetin içinden çıkan evet. bazı malzemelerden kastımız nedir acaba? Şöyle, klozetlerin içerisinden yuvarlak tuval benzeri süngerler çıkıyor. Sert süngerler. Bu sert süngerleri bir seri haline getirmiştim. Üçlü bir göz serisi. Hatta bu malzemeyi çok soranlar olmuştu. Bu küçük tuvalleri nasıl buluyorsunuz falan diye. Klozetten. Evet. Ne diyorsun? Evet, bu tarz, yani nasıl desem, benim için üzerine resim yapabileceğim düz bir zemin olması yeterli. Kelebek kanadı da buna dahil açıkçası. Her bu şeye resim yapabilirim. Şey. Ne kadar güzel bir şey. Bu sanatın da bir yanda ne kadar alanının geniş olduğunu da gösteriyor. Evet. Ne kadar özgür olabileceğini de gösteriyor. Peki Şeyma, senin şimdi sana 2000 gençliği diyebiliriz rahatlıkla, değil mi? Evet. Evet. Hatta 2010 gençliği diyebiliriz senin için. Evet. Sen 1998 yılında doğdun. Evet. Ve bu kadar gencecik ömründe sanata ilgi duydun çocukluğundan beri. Belli bir noktaya geldin. Peki genellikle sanat belli bazı sıkıntılardan doğuyor. Hı hı. Doğaya karşı hissettiklerin, topluma karşı hissettiklerin, kendi içindeki dünya. Bunların içerisinde böylesine bir çağda, işte milenyum çocuğu diyebiliriz senin için. Böylesine bir çağda doğmuş olmak, bu çağın kaygılarıyla yaşıyor olmak, bilinçli bir şekilde bu çağın kaygılarıyla yüzleşiyor ve bu çağın kaygılarını sanatınla ifade ediyor olmak, seni gerçekten tatmin ediyor mu? Bunu gerçekten son merhalesine kadar yaptığını düşünüyor musun bir genç öğrenci olarak, sanatçı adayı olarak? Açıkçası yani şu an insanların, şu an günümüzdeki insanların genellikle ben çok, yani kendi adıma konuşayım, ben çok mutlu hissetmiyorum nedense. Hı-hı. Yani çünkü birçok... Yok, onun nedenlerini ben anlayabiliyorum yani. Bugün 24 yaşındaki bir genç insanın Türkiye'de kendini sıkıntı içinde hissetmesini çok net anlayabiliyorum. Hı-hı. Artı dünya içerisinde de bu büyük bir sorun. Çok büyük bir, biz tabii çok daha fazla hissediyoruz ama çok büyük bir aidiyet problemi, çok büyük evet. bir ifade etme problemi var insanlarda ve evet. sistem nedeniyle aslında eski sistem öldü de bir türlü yeni sistemi doğuramıyoruz. Bu nedenle de müthiş bir doğum sancısı çekiyor bütün toplumlar. Acaba yeni sistem ne olacak? Herkesin mutlu olabileceği yeni bir sistem olabilecek mi? Bu dediğiniz gibi bu aidiyet
problemleri gibi konular üzerine ben zaten çok düşünüyordum. Melankoli üzerine zaten çok fazla okuma yapıyorum. Ben çok ilgilendiğim bir psikolojik rahatsızlık. Hangisi? Melankoli. Zaten günümüzün hastalığı bile olabilir. Depresyon deniliyor tabii şu an ama... Sen melankoliyi daha çok seviyorsun tabii ki. Daha etkili olduğunu düşünüyorum melankoli dediğinizde. Yani melankoli üzerine de çok iş yaptım. Dediğim gibi günlük yaşamımızdaki ruhsal izleri de bedenle buluşturmayı seviyorum dediğim gibi. Yani bir figür işim vardı. Hatta o benim ilk işlerimden birisidir. Kendi bedenimden bir alçılı bezle bir kalıp almıştım. Şu çökerek. Evet. Melankolik bir duruşa sahip, içe kapanık bir figür. Çok vardır öyle şeyler değil mi? Evet. Bunu yapanlar tabii ki çok fazla. O anı, o hissi sanki orada mühürlemiş gibi hissediyorum ne ben. Ne güzel anlattın. Bunun dışında yine bir... Sonsuz ve ölümsüz melankoli diyebiliriz değil mi? Melankoli üzerine çok konuşabilirim açıkçası. Melankolik bir misin? Ya ben... Melankolik bir misin dediğinizde bunu bir rahatsızlık olarak soruyorsanız değilim. Melankolik değilim ama melankolik mizaçlıyım diyebilirim. Yani, yatkınım. Yatkınım daha doğrusu. Yani çünkü melankolik olmak, rahatsızlık anlamında söylüyorum, çok ciddi bir şey. Tabii çıkamıyorsun işin içinden. Evet, sürekli yani onun kolay içine bir dönüyorsun. Şey değil. Ben depresyondayım demek çok da kolay bir şey değil benim için. Senin anladığım kadarıyla o aklının içinde bir oda... Evet. İstediğin zaman giriyorsun, evet. İstediğin zaman çıkıyorsun. Peki onun içine girip sanat eserini o odada mı yapıyorsun yoksa çıktığında mı yapıyorsun oradan açıkçası, öğrendiklerini? Açıkçası o odada gelişiyor fikirlerim ve çıktığımda ayağa kaldırıyorum. Hatta bunun üzerine bir işim var. Bu tarz bir işim. Bu gönderdiğin görüntülerde var mı? Söyleyebilir misin? Hangisi mesela? Getirelim onu görüntüyü. Büyük siyah bir epoksi kutu var. İçinde figür var. Siyah böyle sulu bir şeyin içinde duruyormuş gibi bir figür var gönderdiklerim arasında. Şu an reji ona bakıyor, onu bulduğu anda. Tamam. Anlatayım mı ben? Lütfen. Tamam. Zaten onlar bulduklarını da koyarlar. Tamam. Bu işi şöyle üretmeye başlamıştım. Sadece gün ışığıyla gözükebilen bir figür yapmak istedim. Ona ait bir mekan oluşturdum epoksiden. İçine bir figür yerleştirdim. Yani şunu anlatmak istedim. Bir epoksi küpten mi bahsediyoruz? Evet, içerisinde bir figürü olan, yani kendi mekanımı elimle taşıyabildiğim, karanlığı elimle taşıyabildiğim bir iş yaptım diyebilirim daha doğrusu. Yani ben bu yenilenmeyi, işte melankoliden çıkmayı... Bu mu? Evet. Ama şey... Başka bir açısı. Evet. Şu. Bu bir cenini andırıyor. Evet. Çünkü bu bir ritüelden etkilenerek yaptım bunu. Tiksa ritüeli diye bir ritüelleri var Hintlilerin. Hatta bizde de varmış. Çilehane diye bir şey. Karanlık bir odaya alıyorlar insanı ve orada arınmasını, benliğine işte dönmesini... Uzak Doğu kültüründe de vardı. Evet. Şaman kültüründe yenilenmesi için bir süre karanlık bir odada bekletiyorlar insanı. Sanıyorum Vipassana ismi. Eğer yanlış bilmiyorsam. Ben bilmiyorum açıkçası. Ve burada yenilenmesini bekliyorlar insanın. Yani kendiyle ilişkisini arttırıyorlar. Çünkü yalnızsın ve karanlık bir oda. Ve bundan sonra bu odadan çıktıklarında da insanların yenilendiğini, daha genç hissettiklerini söylüyorlar. Ben de bundan etkilendim. Zaten adı da Nigredo embriyosu. Yani embriyo dememin nedeni zaten cenin pozisyonunda olması. Bir varoluş aslında. Aynen. Bir doğuşa da. İçe dönük bir figür yine. Yani Nigredo da Batı simyasında karanlık aşama olarak geçiyor. Aydınlığa ulaşmadan önceki. Yani bir merhale. Aynen. Bir maddenin başlangıç aşaması gibi geçiyor. Nigredo diye Evet, Nigredo isminde. Yani bu bizim şeye çok benziyor sanıyorum. Aydınlıktan önceki en karanlık an. Evet. Aydınlıktan önceki andır derler ya. Çok güzel. Şeyma,
Sana çok teşekkür ediyorum programımıza katılıp kendini anlattığın, sanatını anlattığın için. Ben teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz için, kendimi tanıtma, imkanı verdiğiniz için. Çok mutluyum çünkü özellikle plastik sanat yapan öğrencilerle, bu işe yeni başlamış olan yeni mezunlarla, onların kendilerini ifade etmelerini, kendilerini nasıl ifade ettiklerini seyircilerimizle paylaşmayı çok önemsiyorum. Sana sanatla dolu bir hayat diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğun eserlerin karşılığını bulacağın, maddi ve manevi karşılığını bulacağın, yaptıkça o melankoli dengeni koruyacağın güzel bir hayat diliyorum sana. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ta Ankara'dan kalkıp buraya geldiğin için, programımıza katıldığın için ailene de selam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bugün Şeyma Aslan'la birlikteydik. Kendisi Ankara'dan programımıza katılmak için İstanbul'a kadar geldi. Gencecik bir plastik sanatlar bölümü öğrencisi, heykel bölümü öğrencisi. Ve onun eserleriyle bugün sizi tanıştırma fırsatı bulduğum için ben de çok mutlu oldum. Hepinize iyi pazarlar diliyorum.